Yaşam Sanatı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. Bugün iki tane değerli konuğum var. Hemen konuklarımı sizlere takdim ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Çağlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Elim Hanım. Bugün ayrıca şu anlamda mutluyum. Şimdi geçenlerde Mehmet Hocam'la konuşurken işte Behçet Bey'le, Behçet Hocam'la dedik program yapalım. Tabii ki doçent doktor diye düşünmüştük biz. Cuma günü profluğunu almış. Aa dedim ne güzel. İki tane profun ortasında direkt tutayım bari ben. Ben de. Çok güzel, hayırlı olsun. Teşekkür çok ediyorum. Sevindik. İlk profluğunuzu herhalde ekranların karşısında burada kutlamış olacaksınız. Profesör Doktor Mehmet Öznacar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için başta size, ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na teşekkür ediyorum. Tabii ki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda da bir ara çok kısa bir süre görev aldınız. Kısaca sizi bir tanıyalım mı? Tabii ki askerleriniz de biliyordur. Evet. Hatta burada yönetmen arkadaşımız da acaba dedi ben mi hatırlayamadım yoksa dedi tabii askerlik yaptığınız dönemlerde sonuçta ekrana çıkmak değil mi? Evet. Yani o dönemde işte resmi faaliyetlerle ilgili çıkıyorduk. 1968 doğumluyum. Çanakkale, Gando, Limassol doğumluyum. Lise, ortaokul öğrenimimi Magusa'da. Ardından dediğiniz gibi harp okuluna gidip orada Karar Okulu'nu okuduktan sonra teğmen rütbesiyle Kıbrıs'a geldim. Hı hı. En son albay rütbesinde kurmay albay olarak mezun oldum. Tabii ki bu askerlik dönemi esnasında eğitime de gönül verdik. Hı hı. Eğitimde de ilk önce Lefke Avrupa Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptım. Ardından da Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi ana bilim dalında doktora eğitimimi yaptım. Hı hı. Tabii ki yardımcı doçentliğim ve en son profesörlüğüm Yakın Doğu Üniversitesi'nden. Hı hı. Tabii ki bu arada da yine siyaset de var. Siyasetle de ilgileniyoruz. Genelde eğitim yanında tabii ki askerlikten gelen yönetim tecrübeleri, kriz yönetimi, afet yönetimi, kaos yönetimi ve yine bilimsel anlamda halen daha dersini verdiğim afet yönetimi ile ilgili özel ilgi alanlarım arasındadır. Tabii ki Mehmet Hocam benim de hocam. Hı hı. Bugün hocaların hocası, hı hı, Mehmet Hocam'la birlikte burada bulunmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Tabii ki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda olmak da beni heyecanlandırıyor bu anlamda. Dediğim gibi bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Mehmet Hoca insanları böyle iyice bir teşvik ediyor. Tam böyle program öncesinde hayırdır diyorum yani. Sen de bitir artık şu doktoru. Sen de bitir artık diyor bana. Artık diyor böyle bak görüyorsun diyor, zaman daralıyor. Şimdi Mehmet Hoca susunca Behçet Hoca bu sefer başladı. Dedi ki ama 6 aydır erken başlaman kaydıyla diyorlar ikisi de. Evet. Doğru ya, insan bazen işte bugün Behçet Hoca'nın profluğunu duyunca İşte bakın istemez. Zaman akıyor işte bakın yani albay, kurmay albaylıktan emekli olmuş. Evet. Ama o dönemlerde önce bir master yapmış. Bu nedir? Bu bir vizyon koymaktır aslında. Çünkü insan yaşamında önüne bir hedef koymazsa, bir vizyon koymazsa ileriki dönemlerde sıkıntı yaşayabilir. Artı bir de tabii ki çalışan insan, bir şeyle uğraşan insan aslında tabii ki insan ömrü sınırlı ama daha sağlıklı olur gibi geliyor tabii ki bana. Yani geçmişte mesela insanların işte toprakla uğraşması, sürekli olarak o hareket etmesi başka bir şey getirirken ama günümüzde özellikle eğitim alanında, evet, gençlerle sürekli birlikte olabilmek, onların yetişmesine katkıda bulunmaya çalışmak, dünyanın değişen dünyadaki alanınızla alakalı araştırmaları okumak, bunları, bilgiyi paylaşmak, bütün bunlar büyük bir enerji katıyor diye düşünüyorum. Evet. İşte Behçet Hoca bunu başaranlardan biri. Peki özellikle çok o açıdan ben de kutlarım ve tabii ki bu cuma günkü profesörünü tekrar bir daha kutluyorum. Sağ ama olacağım. Bu da ilk programı. Birlikte de çıkmaktan ben büyük bir mutluluk duyuyorum bu programda. Dediğiniz gibi doçent olarak ayarladık ama profesör olarak başladık bugün şimdi. Bugün prof olarak. Ne kadar güzel. Nasıl oldu dedim, ne oluyoruz? Ne kadar güzel. Çok güzel. Buyurun. Tebrik ediyorum. Şimdi şey de sormak istiyorum.
tabii ki eğitim bilimlerinin üzerine doktorunuzu yaptınız. Kendi mesleğinizin de bir artıları oldu mu? Yani bu eğitim alanındaki? Tabii ki oldu. Şöyle, zaten biz eğitim ve öğretimi askerlikte biz fiil uyguluyoruz. Eğitim tarihine de baktığımızda nereden türedi bazı kavramlar? Hocam da bu konuda katkı koyabilir. Tarihten, askerlikten türedi bazı konular. Dolayısıyla biz askerlerimizi her an her türlü göreve hazırlarken bir eğitim programı ve öğretimi esaslarında yürütüyorduk. Tabii ki bu kapsamda da eğitim yönetimi olarak da baktığımızda askerlikten gelen disiplin ve yönetim becerileri bu yönüyle çok büyük faydası oldu. Tabii ki disiplinler arası çalışabilmek ve bu disiplinli bir şekilde eğitim öğretimi de yürütebilmek, hocamın dediği gibi dünyayı takip edebilmek, değişimlere ayak uydurabilmek ve kendinize bir strateji, bir vizyon koyup bir misyonunuz da varsa bunları gerçekleştirme çabası içerisine girersiniz. Dolayısıyla bugün baktığımızda bütün meslektaşlarım, hemen hemen herkes yüksek lisans doktora yapmak üzere. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim, ilk yüksek lisans yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda benim. Bu yönüyle yani muazzaf subaylar arasında eğitim öğretimimin de teşviğini sağlayan biriyim. Dolayısıyla gençlerle birlikte olmak, bu gençleri hayata hazırlayabilmek, tabii ki şimdi de böyle, askerde de farklıydı. Onlar sonuçta o çocuklarımızı da biz hayata bir şekilde hazırlıyoruz. Evet, evet. Ama eğitim fakültelerinde öğretmenlik programı uygulanıyor ve bu çocuklarımız bizim gençlerimizi yetiştirecek. İşte ana sınıfından, okul öncesinden tutun da lisedeki bütün branşlara kadar olan bölümleri yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bir neslimizi esasında nasıl yetiştireceğiz? Bizden ne kadar donanımlı çıkan gençler varsa toplumda o kadar donanımlı olacaktır. Bu yönüyle ben bakıyorum olaya. Çok doğru. Evet. Peki tam doktoraya albaylıkta mı başlamıştınız yoksa emekliye ayrıldıktan sonra mı? Ben şöyle ifade edeyim. Yüksek lisansa üsteğmenken başladım. Yarbaylıkta hatta binbaşılıkta doktoraya başladım. Zaman zaman şöyle diyor muydunuz? Çok yoğunum. Acaba işte yapabilecek miyim diye böyle ara, o çizgide ne sizi güçlü kılıyordu devam etmeye teşvik etti? Şimdi tabii ki yani zor anlar, zor şartlar var. Zaman zaman bütün doktora yapan öğrenciler ya acaba o eşiğe geliyor bırakayım falan diyor ama kendinize bir hedef koydunuz. Hedef önemli. O hedefe ulaşmak için bırakanlardan biri ben. Yani kendinizi planlamanız lazım. O plan, o program çerçevesinde baktığınızda her şeyden önce zamanınızı harcıyorsunuz, paranızı harcıyorsunuz. Ailenizden, eşinizden, çocuğunuzdan, sosyal zamanınızdan veriyorsunuz. Bir emek harcıyorsunuz. Ve bu emeği de baktığınızda, geriye dönüp baktığınızda niye bırakayım? İşte örneğin 3 yıl kaldı, örneğin 2 yıl kaldı, 1 yıl kaldı bitmesine doktora. Kat edilen yolu harcamayın. Evet. Yani dolayısıyla harcadığınız esasında kendinizsiniz bırakırsanız. Kendi kendinizi bırakırsınız. Kendi kendinizin geleceğini bırakırsınız. Yani ben askerlikten sonra kendime nerede görmek istediğimi düşündüm. Öyle bir hedef koydum. Yani eğitim camiasının içerisinde olabilmek. Yani bazen sorarlar işte askerlik mi, öğretmenlik mi ya da akademisyenlik mi? Her ikisi de değerlidir bana göre. Dolayısıyla her ikisinde de şeysiniz yani. Sonuçta bir eğitimcisiniz. Evet. Askerlikte de bir eğitimcisiniz. Normalde bu alanda da bir eğitimcisiniz. Evet. Yani aslında hiçbir farkı yok. Yok. Sadece bir tanesi de üniforma ve tabii biraz daha ağır koşullar. Tabii oradaki disiplin, farklı şartlar var. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımı ben eğitime yönelmesi konusunda her zaman teşvik ettim. Ki bizim de rol model aldığımız işte Mehmet Hocam gibi hocalarımız var. Yani ben buradan da bana emeği geçen ta ilkokuldan şimdiye kadar olan bütün hocalarıma, bütün bana emek veren insanlara teşekkür ediyorum. Ne çünkü beni ben yapan bu insanlar. İlkokuldaki öğretmenimden şimdi işte profesör oldum. 5 tane hocam bana rapor düzenledi. Bu arada yanımda olan hocalarım, ders aldığım hocalar var.
Bu hocalarım değerli ve onların zamanı, onların bilgilerini bizimle paylaşmaları günün sonunda bu noktaya kadar gelebilmişiz. Evet, şey de çok hoşuma gitti sevgili izleyiciler. Tam böyle az önce Mehmet program başlamadan önce Mehmet Hoca suyu açmaya çalışırken hemen Behçet Hoca şey dedi, yardımcı olayım. Yani şey benim çok hoşuma gidiyor. Öğretmenlerimize karşı, eğitimcilerimize karşı bir vefa, böyle bir onları sizi önemsiyorum demek kadar güzel bir şey olamaz. Herhalde çünkü, sizin için çünkü, tabii en ki, güzel şey budur değil tabii mi? Ki. Karşı yani taraftan. Hayatta çünkü değişim olmadan olmaz. Hı. Değişim olmak zorunda ve değiştiğini gördüğünüz, onun değişimine katkıda bulunduğunuz bir nebzecik olsa, ben raporunu yazarken mesela Behçet Hocam'ın, başka diğer arkadaşlar da geldiğinde o günleri aynı şekilde onların da raporu yazarken büyük bir gurur duydum. Evet. Bu çok önemli. Hı hı. Yani önemli olan, çünkü bir taraftan da biraz önce Behçet Hocam dedi ya, işte değişime, değişim çok önemli, onu yakalamamız lazım. Ben de işte araştırmalarda dünya değişiyor, bunlara uyum sağlamak lazım, ama bir şey daha yapmak lazım. Değişimi bizim de yapmamız lazım. Yani bizim çünkü özellikle bugüne kadar birçok alanda değişen dünyayı takip ediyoruz. Değişimlere ayak uyduruyoruz da bir adım daha öne gitmemiz gerekiyor. Evet. Dünyayı değiştirecek bazı adımları da bizim atmamız gerekiyor. Yani hep uygulayıcı değil, değişimi yaratan da bizim olmamız lazım ki bu da bilim üretmek, bilgi üretmek anlamına gelir. Bu anlamda bilim dünyası, bilim insanları çok önemli ve bu konuda daha fazla biraz devletin de katkı yapması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman ülkelere, dünyadaki ülkelere bu değişimleri sağlayanlar, gerek teknoloji alanında olsun, gerek tarım alanında olsun, diğer bütün alanlarda o öncülüğü yapanlar, bilimsel çalışmalara katkı yapan ülkelerde bunu görebiliyoruz. Evet. Ha, öbür ülkeler ne oluyor? Onları takip etmek de önemli, evet. Ama asıl önemli olan o değişimi yaratma noktasında da adım atmak çok çok önemli. Hı hı hı. Bu bağlamda gerek işte Behçet Hoca'ya, gerek diğer bütün bilim insanlarımıza, hepsine işte yaşamımız, nefesimiz yettiğince katkı koymaya çalışacağız. Yani bu budur güzel olan diye düşünüyorum ben. Ve zorluklardan da onu da şey yapayım, dediniz ya işte zorlanıyor musunuz falan, zorlandınız mı, bırakmayı düşündünüz mü? Zorlanmadan bir şey olmuyor. Yani insan yürürken elbette ki karşısına zorluklar da çıkacak, güzellikler de çıkacak, ama bir hedef koyduysanız, kendinizi nerede görmek istediğinize karar verdiyseniz, bu yolda yılmadan yürümek gerekiyor. Ve tabii ki bazı şeyler vardır ki paradan çok daha önemlidir. Evet. Elbette ki para yaşam için önemlidir, ama bakın bir depremde her şeyi bir anda kaybedebilirsiniz. Evet. Ama kaybetmediğiniz bir şeyler var. O sahip olduğunuz değerleri kaybetmiyorsunuz. Doğru. O değerler deprem de olsa, başka bir şey de olsa gitmez. Yani sizindir onlar çünkü. Hı hı hı. Ama diğerleri, o dünyevi dediğimiz şeyler, yaşamamız için evet, araçlardır. Evet. Asıl olan o, gerek bütün canlılara, gerek insanlığa, insana, toplumumuzda olsun, dünyamızda olsun katkıda bulunacak işler yapabilmektir. Evet. Sevgili Eylem, ben böyle düşünüyorum. Tabii. Kesinlikle. Behçet Bey ile de özellikle bir isterseniz konumuza gelelim. Evet. Bir afet yönetimini konuşalım. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler neler? Bunlardan birazcık bahsedelim. Aynı zamanda risk de önemli. Kriz yönetimi de aslında evet, böyle durumlarda çok, hı-hı, önemli. İsterseniz bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Yani nedir afet yönetimi mesela? Şimdi öncelikle afete bir bakalım. Afet nedir? Kendi başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz, normal yaşamın sekteye uğratıldığı, düzenin bozulduğu ve devlet mekanizmasının ve yapının devreye girerek müdahale edilmesi gereken bir durumdur, bir olgudur afet. Dolayısıyla biz afeti bakarken tabii ki seller, depremler, tsunamiler, savaşlar, evet, hep her şeyi sayabiliriz. Yani bunlarla ilgili işte klimatik afetler diyoruz, mevsimsel değişler, iklim krizi, o da bir afet. Dolayısıyla biz bunların olabileceğini eğer öngörüyorsak, hı hı, dolayısıyla biz bunları bir hesaplayıp bir stratejik eylem planına doğru giderken
risk eylem planını, birincisi risk eylem planını yapmamız lazım. Bu bize ne sağlayacak? Bu bize alternatif planlar üreterek bu afetten ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel zarar görebilirliklerimizi en aza indirecek. Dolayısıyla olmazsa olmazımız risk eylem planını yapabilmektir. Dolayısıyla ifade ettiğimiz afette ilk önce bir risk yönetimi yapmamız lazım. Evet. Bunun için de bir afet olduğunda müdahale edebilecek hazırlığa ulaşabilmemiz için bir risk ve zarar azaltma aşamasından geçmemiz lazım. Bunun için de risk yönetimi ve risk analizi yapmamız lazım. Bugün binalarımızın güvenilirliğini sağlam mı, şehirlerimiz yaşanabilir miye baktığımızda işte bu afete dirençli şehirler, dirençli evler, binalar, konutlarla birlikte işte risk yönetimini uyguluyoruz. Bunları nasıl yerine getirebiliriz? Yasalarla, yasalarımızı buna göre entegre ederek. Yine risk yönetiminden ortaya çıkarak biz bunu maddi kaybı nasıl karşılayabiliriz? İşte risk sigortalanmasıyla, afet sigortalarıyla. Çünkü bina yıkıldı, biz zararımızı nasıl karşılamamız lazım? Biz buna risk transferi diyoruz. Aslında bu riski, bu riskte yaşananları bir şekilde telafi etme. Telafi, aynı zamanda bunu da bir şeye dönüştürme. Nasıl desek bunu? Avantaja şeye dönüştürme. Avantaja dönüştürme. Şimdi, yani hani kötü bir şey yaşandı. Bu kötü şeyden iyi bir şey çıkaralım ki bir sonraki şey değil mi? Tam burada vurguladığınız Eylem Hanım, risk kelimesi nereden türedi? Çince'den. Risk hem fırsatı hem tehdidi içeriyor. Evet. Fırsat nedir bize burada? Kalkınmış bir toplum yaratabilmek. Hı hı. Hem ekonomik hem kültürel hem çevresel bir toplum yaratabilmektir. Dolayısıyla biz bütün bunları kurgularken işte L matrisler, X matrisler, bot ifler gibi veya balık kılçığı veya mühendislik faktörleri, yani bir bilimsel, bir temele dayanı bir risk analizi yapıyoruz. Yani biz buna olasılık ve şiddetle çarparak bir risk skoru elde etmeye çalışıyoruz. Örneğin deprem olabilme ihtimali nedir? 5 şiddetinde, daha doğrusu 1'den 5'e kadar ıskala var. En azdan en yüksek. Olabilir mi? Olabilir. Bugünlerde biz ona 5 derik. Olursan olur, şiddetin olur, ölümdür, yaralanmadır. En şiddeti ölümdür. O da 1'den yine 5'e kadar ıskala. 5'e 5 matris üzerinden konuşuyorum. Evet. 5 çarpı 5, 25. Gelen yer kırmızı bölge. Yani en tedbir almamız gereken noktadır. İşte bu şekilde bütün tehditlere tedbir getirecek şekilde bu risk skorlarını bulmamız lazım. Dolayısıyla biz bu risk analizini yapıp en tehlikeliden en az tehlikeli kadar olacak şekilde sıraladığımızda bildiğiniz gibi kaynaklarımız sınırlı. Ama bu riskler, bu tehditler ve zarar görebilirlikler çok fazla olduğu için biz bunlara en kötüden aşağıya doğru tedbir getirecek şekilde ortaya koymamız lazım. Ana hedef nedir? Zarar görebilirliğimizi en aza indirmek ve müdahale edebilmek, tempomuzu, kabiliyetimizi en yukarı çıkarabilmek. Dolayısıyla bunun sonucunda ne yaparsınız? Senaryoları yaratırsınız. Bu senaryolarda örneğin 7.5 şiddetinde İstanbul'da yapıldı. 30 bin mesela konudun yıkılabileceği. Bunun gibi. Dolayısıyla siz bunlara karşı teşkilatınızı, organizasyonunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Öngörünüz olur. Dolayısıyla biz bu şu ana kadar anlattıklarım hepsi risk yönetimidir. Ve ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artık risk
analizi ve risk yönetimi yapar ve risk eylem planının yasalara geçmesini her programda söylüyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. Artık yöneticilerimiz bunlara el atması gerekiyor. Evet. Bilimsel olarak, çünkü artık Birleşmiş Milletler de özellikle İran depreminden sonra bu risk yönetimini bir yönetim fonksiyonu haline ve bir yönetim planı haline, bir yönetim çeşidi haline getirdi. Hı hı. Ve BM'nin de gündeminde, mesela San Diego'da yapılan konferansta 2030'a kadar eylem planı açıklandı ve ülkelere burada görevler verildi. Dolayısıyla biz bunları da takip etmemiz ve kalkınmanın ve afete dirençli toplum yaratmanın gereği olarak da görülüyor. İşte birincisi, benim önereceğim 5 konuda önerilerim var. Birincisi, bu risk yönetimini, eylem ve stratejik planını ve analizini yapabilecek yasaların geçirilmesi yasalar, lazım. Birincisi yasalar. Tabii ki diyorsun. Burada şunu bir noktaya getirmek, koymak istiyorum. Eğer iş sağlığı ve güvenliği konusuyla afetteki riski birbirine ayırmak gerekiyor. Orada evet, iş sağlığı ve güvenliği olarak risk yönetimi yapar yazıyor. Bizdeki yasalarımızda da, Türkiye'deki yasalarımızda da. Ancak biz bunu okullarda, kamu kurum kuruluşlarında, özel okullar dahil hepsinde yapmamız lazım. Evet. Çünkü afet bütünsel bir konudur. Ardından afet olduğunda da artık kriz yönetim prensiplerine geliyoruz. Burada da müdahale. Müdahale ile birlikte yine 4 başlık var. Hı hı. Tabii ki bu afet döngüsüyle birlikte risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve müdahale bittikten sonra iyileştirme. Dolayısıyla organizasyonu bu 4 dairenin, 4 başkanlığın, 4 müdürlük, ne derseniz deyin, böyle bir organizasyona dönüştürmek lazım. İkinci önerim de budur. Yani aslında şey diyorsunuz, kriz anında, bu gelişim sürecinde mesela bu krizi bir hastalığa benzetirsek, dediğiniz gibi erken teşhis çok önemli. Tabii ki. Hı hı. Yani sağlıkta da kriz durumları var. Yani evet, sadece eğitimde ya da afette değil. Pandemi yaşadık. Pandemide evet, de bir risk burada var. Dolayısıyla artık bunlar da müdahale ettikten sonra artık iyileştirme aşamasında. Biz kısacası bir afette aile bireyleri için bile önerimiz şudur. Afetten önce neler yapmamız gerekiyor? Afet esnasında neler yapmamız lazım? Afetten sonra neler yapmamız lazım? Bunu hem devlet mekanizmasında, hem ailede, hem mahallede koymamız lazım. O yüzdendir ki müdahale esnasında yerel afet gönüllülerinin olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi öngörülen depremde kaç tane binanın yıkılacağı yanında nerelere müdahale edilebilecek? Dolayısıyla ilk önce halk, mahalle mahalle örgütlenmesi gerekiyor. Burada yerel afet gönüllüleri olması gerekir. Bu da bir üçüncü teklifimdir. İlgili belediyelere yasal düzenleme yapılıp bu belediyeler tarafından bunların malzemeleri, eğitiminin yapılması ve görev verilmesi gerekiyor ki ta profesyonel birlikler, profesyoneller gelene kadar ilk başta köylü, mahalleli, apartman sakinleri kendileri müdahale edebilsinler. Tabii ki iyileştirme de çok önemli. Dolayısıyla siz geçici iskan yerlerini iyileştirme esnasında, yeniden inşa aşamasında nereler şehirler kuracağınızı, dediğimiz gibi risk bir de fırsattır. Bugün örneğin Lefkoşa'da bazı sokaklar artık daraldı. Diyelim ki bir deprem oldu, yeniden yapacaksınız. O zaman ona göre planlarsınız. 4 giriş gelişli yollar planlarsınız. Şehri ona göre dizayn edersiniz. Hı hı. İşte bu da yeniden inşa aşamasında planlanması, yapılması gereken hususlardır. Ben böyle çok fazla hocama da fırsat verme adına aileden bahsedip hocama da fırsat vereyim. Aile afet planlaması yapması lazım. Bireyin, aile. Dolayısıyla anne, baba, çocuklar evde oturup bir aile planlaması yapması lazım. Şimdi bir şeye değinmek istiyorum. Aile planlaması deyince aklıma şu geldi. Bu kısımda aslında iletişimde çok önemli. Şu anlamda radyoda bir sivil savunmanın bir kamu şeyini evet, dinliyordum. Süper. Orada diyor ki işte camın olduğu kısımlarda uyumayın. İşte anlatıyor, asansörlere yönelmeyin. Evet. Ben birkaç gün önceden yatağım böyle cama doğru yakındı.
aman diyordum burada perde var, bir şey olduğu anda perdeye gelir, perdeden bana mı gelir? Ya o anda idrak edemiyorsun ya, perde de kesici bir şey yani, sonuçta perdeyi kesmiyor mu? Bugün işte dinlediğim bu şeyden sonra radyodaki kamu spotu gibi bir şeydi zannedersem, sivil savunmaya ait. Çok hoşuma gitti. Aa dedim, ben artık o kısımda yatmayayım yani, yatağımı değiştireyim. Yön değişelim. Yani bu da aslında önemli. Tabii bilgilendirmek ki. Yani o iletişim evet, çok önemli. İşte dolayısıyla aile planlaması yapılırken bu ifade ettiğiniz hususlar da bunun içerisinde var. İletişim, kriz iletişimi, afet iletişimi başlı başına bilimsel bir olaydır. İşte ülkemizde yaşadık. İşte evet, bir evet. kişi kalktı. İşte hemen kurtarıldılar, kurtarılıyorlar söyleyerek. Ne yapıldı? Yanlış bilgi, yanlış enformasyon yapıldı ve belki de oraya müdahaleyi geciktirdi. Dolayısıyla afette, krizde de mesela okulda bir olay oldu, dışarıya anında bilgiler sızıyor. Yanlış bilgiler olabilir ya da o anda olan bilgiler olabilir. Mesela ben burada yaşadık bir yangın olayında Magosa'daki ilçe emniyet kurulu başkanı kaymakamdır. Kaymakam dedi ki işte yangın şu aşamadadır, kontrolden çıkmak üzere. 15-20 dakika sonra başbakanlık müsteşarına, afet acil durum yönetim merkezindeki kişiye soruldu. Kontrol altına alındı. İkisinin de söylediği doğru. Ama vatandaş o zaman dilimini bilmediği için, ya bak biri bana böyle söylüyor, biri böyle. Dolayısıyla afetteki iletişim doğru olmasına rağmen o iletişimdeki... İşte o iletişimi biz iyi kurgulayabilmeliyiz. Yani afette en az 3 kez sabah, öğle, akşam insanlara doğru bilgileri aktarmamız gerekiyor. Aileden devam edeyim. Aile bireyleri afete hazırlıklı olması için öncelikle iletişimde dedik ya, bir uzak noktada bir ailemizi irtibat noktası olarak seçmemiz lazım ki biliyorsunuz afette bütün iletişimler, bütün telefonlar susacaktır. Dolayısıyla bir kişi oraya ben iyiyim dediğinde bütün aile bireyleri onu aradığında tamam bizim çocuk, bizim işte evladımız iyidir mesajını alabilecektir. Dolayısıyla herkes telefona sarıldığında bütün şebekenin çökmesine neden olacağız. Dolayısıyla da tehlike avı dediğimiz, işte biraz önce bahsettiğiniz hususlarda, bu cam benim yatağım örneğin camda arkası veya yanı cam kenarı olmaması gerekir. Ne yapmam lazım? Camdan uzakta bir yere koymam lazım. Dolayısıyla eşyaların konumunu buna göre düzenlemek lazım. Çök, kapan, tutun konusunda evimizin hangi noktasında nerelere yaşam üçgenini kuracağız? Bunları bakmamız lazım. Tabii bu aileden ta topluma kadar gelen bir husus. Evet. Yani afet yönetimi böyle sadece, tabii biz depreme odaklandık ama bugün sel, yangın, bunları da yapmamız lazım. Ülkemizde de yaşanmıştı yani. Evet, her sene yaşıyoruz. Her birey ilk yardım eğitimini almalı. Her birey yangın söndürme eğitimini almalı ve yangın söndürme cihazlarını evinde, iş yerinde bulundurması gerekmektedir. Evet, evet. Hocam, evet. sizinle de birazcık krizdeki eğitimle ilgili birazcık konuşalım mı? Bu olur, konuda neler olur, tabii ki. Yani şimdi şunu biraz açayım burada. Ek olarak Behçet Hoca'nın bu krizlerle alakalı söylediği şeylerin ötesinde. Bir kere insanlar olarak bizim şunu bilmemiz lazım ki bilimsel açılımlar, bilimsel gelişmeler bizim kılavuzumuzdur. Bugün evet. en önemli kılavuzumuzdur. Dolayısıyla özellikle doğaya karşı bizim gelmememiz gerekiyor. Evet. Doğa çünkü her şeye rağmen her şeyden güçlüdür. Hı hı. Yani insan bugün birçok şey yapabiliyor, uçaklar yapabiliyor, gemiler yapabiliyor, seyahatler, binalar, gökdelenler hepsini yapabiliyor ama doğaya uyumlu yapmak durumunda olduğunu öğrenmesi lazım ilk insanın. Yani bizim doğaya karşı gelemeyeceğimizi bu felaketler, bu afetler, felaketler göstermiştir. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani dolayısıyla kriz öncesi yapılması gereken en bence önemli şey, hı hı. Bizim doğaya uyumlu yaşamayı öğreneceğimizi ve bununla alakalı yapacağımız yatırımların, hı hı. Asla kayıplarımızdan daha çok olmayacağının bilincine varmak. Bir düşünün, bugün Türkiye'de yaşanan bu felaketten sonra, bu
deprem felaketinden sonra uzmanların açıkladığı sadece yıkım maliyeti 108 milyar dolar. Sadece yıkım maliyeti. Evet. 108 milyar dolar bugün yaklaşık ne kadardır? 2,5 trilyon Türk lirası gibi bir para. Çok büyük bir para yani bu. Hı hı. Yani bir düşünün ki işte bakın ilk açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dedi ki 100 milyar devletten vereceğiz dedi TEL'e. Sonra bir bağış yapıldı. Gerçekleşti mi bilmiyorum ama bir 100 milyar da oradan toplandı. 200 milyar oldu. Avrupa Birliği yaklaşık 6,5-7 milyar euro verdi ki o da yaklaşık 140 milyon yapıyor değil mi? Hı hı. Yani bütün bunları toplasak 20 milyar dolar yapıyor daha. Evet. Yani yıkımın daha altıda biri bile değil. O yüzden bizim şimdiden başlayarak ülkemiz için de konuşursak okullar, hastaneler, evler bütün bunları deprem boyutuyla konuşursak depremin en az etkileme olasılığı olan yerlere taşımamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar şehirleşme var bunları yıkıp mı yapacağız? Biz yıkmazsak deprem yıkacak. Evet. Yıkabilir. Dolayısıyla o fırsat ve tehditleri doğru kullanmak. Hocamın dediği gibi ya yani fırsatlar ve tehditler çok önemli çünkü. Ya da bundan sonraki aşamada en azından hayır bu bölgeye yapılmaz diye düşünülebilir. Ya bundan mesela. Sonra bu bölgeye yapılmazı diyeceğiz ama yapılanlar ne olacak? Şimdi onları gözden çıkaramayız. Dolayısıyla onları da peyderpey bu yatırımları, bu yapacağımız katkıyı buraları taşıyarak, başka yerlere taşıyarak yapmamız gerekiyor. Bunun için de ülkenin çok geniş kapsamlı bir master planlarına ihtiyacı var. Evet. Hem deprem master planı olması lazım bunun, hem diğer afetleri düşünerek işte orman master planı, ne bileyim heyelan olabilecek, sel olabilecek yerlerin master planları. Ama bunu yapabilmek için de daha da önce yapılması gereken bir başka şey daha var belki de. Yani ekonomik anlamda biz bir tarım ülkesiyiz aslında değil mi? Bir sanayi ülkesi değiliz. Evet, tarım. Tarım ülkesiyiz. Biraz da hizmet sektörümüz vardır. Tarım turizm ve üniversiteler gibi. Hı. Tarım alanlarını belirleyip bunların da giderek betonlaşmasının önünü kesmemiz gerekiyor. Yani hem iki şey yapmamız lazım. Yani tarım alanları hem betonlaşmasın hem de inşaat olan yerlerde deprem olabilecek, sel olabilecek yerlere yapılmasın. Hı. Dere yataklarında inşaatlar var. Mesela bunlar şimdiden büyük bir risk taşıyor değil mi? Yani bunlar ileride Allah korusun bir felaket olduğu takdirde çok büyük acıları bize getirebilecek. O yüzden kriz öncesinde yapılması gereken ilk şey bence doğanın gücünü kabul etmek ve bilimle uyumlu yürümeyi öğrenmektir. Bu söylediklerine Behçet Hoca'nın. Çok değişmeye başladı artık. Tabii ki yani o iklim değişiklikleri. İklim değişikliği inanılmayacak derecede su sıkıntısı yaşanacak, daha bir sürü şeyler yaşanacak. İklim değişiklikleri de şey artı yani bu hızla giderse sevgili Eylem yine uzmanların söylediği bundan bir 15-20 yıl sonra bu hızla inşaatlaşma giderse bilinçsizce tarım alanlarına yapılırsa ileride ekecek biçecek yerimiz kalmayacak. Evet. Küçük bir adayız biz çünkü. Çok küçücük bir adada yaşıyoruz. Yani bu da başka bir kriz doğuracak. Yani krizler sadece işte doğal depremsel afetler, falan değil. İnsanların da yaptığı bizim yarattığımız bir olaylar da krizli ve bunları da dikkate almamız gerekiyor. Başka bir kriz mesela insan yetiştirme. Eğer dikkate almazsak biz bu toplumun hangi tür insana ihtiyacımız olduğunu, bu da bir kriz yaratma noktasına gelecek ki geldi nitekim bakın. Yani bugün neredeyse birçok ailenin çoluğu çocuğu göç etmek durumunda evet. kalıyor. Biri işte Behçet Hoca'nın mesela var, benim de var, yakınlarımızın var. Dolayısıyla bunlar kriz. Gelelim şeye. Depremle alakalı olarak 50 yıldır biz 74 sonrasında kuzeye bir şekilde konuşlandık değil mi? Evet. Kimimiz güneyden geldi, kimimiz kuzeydeydi, kimimiz Türkiye'den veya başka ülkelerden geldi ve bu ülkede yaşıyoruz. Ama hiç şey düşünmedik. Yani nüfus planlamasını düşünmedik. Hı. Bu nüfus planlaması olduğu ölçüde okulları nerelere, ne kadar okul yapmamız gerektiği, okulları güçlendirmemiz gerektiği konularını
çok fazla düşünmedik. Bunlar işte kriz öncesi düşünülmesi gereken noktalardı. Yani bu depremle alakalı konuşursak. Ve bugün eğitim sisteminde gelinen noktada, bu krizin tam göbeğinde, işte kışın içerisinde çadır eğitimi yapmak durumunda kalıyoruz. 2023, Türkiye'nin 100. Cumhuriyet'in yılı, bizim işte 1983'ten sayarsak 40. yılımızda KKTC'nin. Bunu yaşamak bence büyük bir şey. Yani o yüzden kriz süresince de doğru kararlar alınabilmesi için bunların da önceden belirlenmesi gerekiyor. Yani o komisyonların, kriz yönetimlerinin, risk yönetimlerinin, bütün bunların ortaya konması gerekiyor. Ve yani bir düşünün, işte her şehirde bugün, bizim her ilçemizde üniversiteler var. Bu üniversitelerden ne kadar yararlandık mesela bu işte Mausa'daki, evet, ve diğer yerlerdeki okullar için üniversitelerde bir eğitim sürdürülebilirdi, ikili eğitim yapılabilirdi, bütün bunları gündeme taşıyabilirdik, bunlar yapılmadı. Ve bir başka noktada yine eğitim sisteminde dikkate almamız gereken, o değerler eğitimini bizim öne çıkarmamız gerekiyor artık. Yani bugün belki depremle alakalı görülmüyor bu ama değerler eğitimi, insanların sosyal değerler, toplumsal değerleri öne çıkarabilmek, bütün bunlar ta küçük yaşlardan, o ilkokul, okul öncesi hatta yaşlardan başlayarak bizim çocuklara vereceğimiz eğitimin yalnızca derslerle, yalnızca sınavlarla bağlantılı olmaması, vereceğimiz eğitimin içerisinde estetik güzelliği, sanatı, çocukların kendi yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlarda eğitim almalarını, bütün bunları sağlamak, artı iyi insan olmak, iyi yurttaş olmak. Programda başında da konuştuk mesela, para her şey değildir, değil mi? Değerler çok önemli. Çünkü eğer bunlar, bu değerleri kazanan bir toplum yaratırsak, daha çok para kazanayım diye, daha çok işte insanlardan şunları elde edeyim diye gidip olur olmaz yerlere hem bina yapılmamış olacaktır belki depremle alakalı, hem de işte malzemeden çalmak. Bütün bunlar çünkü hep şeydir, o değerlerin, iyi bir yurttaş olmanın tam oturmamış olmasından kaynaklanıyor. Yani sen 3 kuruş daha fazla para kazanacaksın diye işte betondan çalmak, demirden çalmak veya işte dere yatağına yakın bir yerde yapmak gibi hayatı şeyler. Hayatı çalıyorsun aslında. İnsanların sevgili, ayaklarını çalmış oluyor. Sevgili Eylem, bilmem dikkat ettiniz mi? Behçet Hocam, sen belki şey yapmışsındır, görmüşsündür daha fazla. Eskiden dere kenarlarında yapılan evler direkler üstündeydi. Yani baktığın zaman mesela bizim Güzelyurt'ta o dere kenarlarında çok var. Direk üstünde evler. Taşkından. Ben çocukken hep derdim ki yahu niye aşağıyı boş bırakıyorlar? Niye altta da yapmıyorlar da direğin üstüne ev yapıyorlar? Ama sonra aklımız kestiği zaman, hele hele bugünlerde herkesin dikkatini çeken bir şey var. Taşkınlardan korunabilmek için. Yani o sel taşkını olduğunda direkler üstünde olduğu için evi sel basması ihtimalini azaltmak içindir. İşte bunlar da risk yönetimidir. İşte bunlar için ama düzgün yönetimlerin olması, yerel yönetimler, gerek ilgili yasaların çıkarılması, hocanın söylediği gibi. Aklıma şu geldi anlatırken de, bazen toplum olarak şunu da çok yapıyoruz, bu yanlıştır demiyorum, doğrudur. Belli hedefler koyuyoruz, o hedefler üzerine diyoruz ki işte şu, bu inşaatı şu kişi yapmış, işte şu şöyle ne oldu. Evet, kanunlar yerine getirilsin. Fakat şeyin de üzerinde durmamız lazım, çözümler üzerinde. Mesela siz diyorsunuz ya, dere yataklarında böyle eskiden evler yapılıyordu, şimdi mesela göremiyorum onu. Hani kişiler bazında değil de birazcık da, tamam bunları söyleyelim, dile getirelim. Peki çözüm nedir? Hani çözüm nedir? Şu anda mesela Behçet Hocamız ne yaptı? Açıkladı. Çözümler şunlar, şunlar, şunlar. Yapılması gereken bunlardır. Hani aslında biraz da bunların üzerinde durulsa, İşte çözüm, değil mi? Çözüm, yani çözüm üretecek insanlardan fikirler almak. Çözüm eğitimle alakalı söylüyorsanız, çözüm artık 21. yüzyıl insanının sahip olması gereken
bilindik bir takım beceriler var. Nedir bunlar? Bir çözümü varmış aslında ama. Var tabii ki. Şunu mesela bak bir örnek vermek istiyorum. Ben kızıma şey derdim. Ya işte böyle sunuculuklarda, şiirde çok başarılı, armut dibine düşmüş falan diyordum. Ama resimde falan yeteneksiz ya falan diyordum. Kendi çapımda ama. Sonra bir gün bana dedi ki anne dedi ben bu defteri almak istiyorum. Ne yapacaksın o defteri falan. Ben dedi bir şeyler yazacağım. Boyama falan yapacağım. Ama dedim sen boyama yapmayı sevmiyorsun ki niye alacağız ki? Hayır dedi ben bunu istiyorum. Bana bunu al. Neyse böyle kalın çok güzel bir defter vardı böyle süslü püslü. Evde bir baktım. Onun iç kısımlarını böyle kesti. İşte kuklalar yaptı. İçine yatak yaptı falan. Bir baktım. Ona bir defter almak, istediği defter almak. Onu şeye yönlendirmiş oldum. El sanatları o kadar kötüydü ki mükemmel bir şey ortaya çıktı. Ve ben bakıyorum diyorum ki bunu sen mi yaptın diyorum. Sonra diyor ki bana sabahtan beri yapıyorum ya gözünün önünde görmüyor musun diyor. Ben yaptım tabii diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bazen çözümler üzerinde durmuyoruz. İnanmıyoruz kendimize. Bir şey yapamayız gibi mi düşünüyoruz? Yani nedir bizim yaptığımız aslında yaptığımız hatalar? Yaptığımız hata şudur. Sınav odaklı. Herkesin sınav odaklı bir sistemden geçeceği ve birçok insanın işte o kolej giriş sınavlarıyla biz onu sınırlı tutuyoruz ve daha küçücük yaşlarda çocukları ilkokul 2-3'te matematik, Türkçe gibi özel derslere, özel kurslara yönlendiriyoruz. Resimden, sanattan, müzikten, estetikten uzak tutuyoruz. Dolayısıyla çocuklar kendilerini tanıyamıyor. Tanımadan yetişmiş oluyor ve birçoğu işte bu sınavlarda elenmek durumunda kalacağı için onlar kendilerini hep böyle atıl gibi görüyorlar. İşe yaramaz görüyorlar. Bugün okulları gezdiğiniz zaman öğretmenler bile bunu söylüyor artık. Yani diyorlar ki işte o elekten düşmeyenler alınıyor bir okullara ama elekten düşenler ıskarta olarak yani işe yaramaz olarak görülüyorlar. Yani sonuç olarak demin yarım kalan cümlem evet. 21. yüzyıl becerileri nelerdir? Girişimci, evet. Yaratıcı, vizyon sahibi, üretken ve iyi yurttaş dediğimiz özelliklere sahip olması. Teknolojiyi kullanan, dil kullanan. Şimdi bunun olabilmesi için de kesinlikle eğitim sisteminin, şu anki eğitim sisteminin terk edilmesi lazım ve kademeli olarak yani okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bütün sistemi değiştirmemiz gerekiyor. İkincisi toplum eğitimi. Bunu dikkate almamız lazım. Aile eğitimini dikkate almamız lazım. Ve belki de en önemlisi bütün bunları gerçekleştirecek olan öğretmeni daha kaliteli yetiştirecek bir öğretmen yetiştirme sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bu eğitimle alakalı. Evet. Ha, depremle alakalı söylüyorsanız ya da ülkenin kalkınmasıyla alakalı da söylüyorsak ülkede master planlarının olması lazım. Demin dediğim gibi bakın şimdi şeye de övünüyoruz hep diyoruz işte asrın projelerini yaptık işte su getirdik şunu yaptık tam bunlar güzel alkışlanacak şeyler. Peki bu ülkede bu küçücük ülkede bir tarım master planı ne zaman yapılacak? Yani bu bölgeler tarım alanıdır. Buraya inşaat olmaz. Bütün bunları yapacak. Bu arsalar, araziler satılmaz. Ama bunun olması için de sevgili Eylem, ülkenin bir üretim master planının olması gerekiyor. Yani nerelerde ne üreteceğiz? Evet. Buraların belirlenmesi lazım ki o üretici insanlar da toprağını satmak zorunda kalmasın. Çünkü bugün bakıyorsunuz işte geliyor bir şirket diyor ki bir dönüm arazine ben sana 60 bin pound veriyorum diyor. Adam diyor ki ya da kadın diyor ki ya ben burada senede burada işte 3-5 bin lira kazanıyorum. Giderimi bile çıkaramıyorum. 70 bin sterlinle ben burayı satayım. Yanındaki de satıyor, öbürü de satıyor. Ülke dışından gelen güçlü şirketler oluyor ve buraları satın alıyorlar. Ve buralara başlıyor siteler yapılmaya. Yani bir düşünün bugün tahıl ambarı olan bütün adaya yetecek, bütün adaya hem de güneye kuzeye yetecek bir Mesarya Ovası'na sahibiz. Buralarda bile inşaatlar başladı. Artı Güzelyurt Lefke, bütün dünyaya narenciye satan ülke konumundayken, bölge konumundayken, Yeşilırmak'tan tutun da Güzelyurt'a kadar olan bu topraklar, adanın en verimli %2.3'üdür. Ve buralarda da başladı inşaat yapılmaya. İnsanları suçlayamayız ama. Çünkü insanlar çoluğunun, çocuğunun geçimini sağlamak için devlet yeterince buralara buralardan gelir elde edenleri koruyamadığından dolayı satmak durumunda kalıyorlar. Şimdi bunlar
işte master planlarıyla düzenlenmesi gereken noktalardır. Bu da ikinci şey. Üçüncüsü de deprem, sel gibi felaketlerle alakalı da Behçet Hocam'ın saydığı bütün bu risk yönetimlerini, kriz yönetimlerini yasalaştırmak ve devlete insanın güven duymasını sağlayacak tedbirleri, önlemleri almaktır. Çünkü bu güven kaybolursa hiçbir şey yapamayız o zaman. Yani o SWOT analizi dediğimiz Japonların, Çinlilerin geliştirmiş olduğu bu işte fırsatlar, tehditler diyoruz, avantajlar, dezavantajlar, bunları, o dengeyi, o teraziyi yapacak olan bir devlet mekanizmasının kurulması gerekiyor. Evet. Bunun için de son sözüm olsun, koalisyon kültürünün, yani birlikte yapma kültürünün gelişmesi gerekiyor. Yani illa bir şeyi sadece tek bir doğru varmış gibi, tek bir kişinin, tek bir iradenin yapması yerine birlikte yapabilmek, ama gerçek anlamda birlikte yapabilmek, o koalisyon kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Farklılıkları değerli kılmak için bunu öne almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bedava vakti geldi. Sizin program çok kısa sürüyor. Şeyi sormak istiyorum hemen de Behçet Hocam ve size de yine aynı şekilde hep programda soruyorum ama yine hatırlatmak için. Yaşama Sanatı programımızın ismi. Yaşamdan ne öğrendiniz Behçet Hocam? Ne söylemek istersiniz? Yaşam yaşamaya değerdir. Dolayısıyla her anında zevk almaya çalışmamız, heyecan duymamız ve yaşam tek başına olmuyor. Birlikte aileyle, eşle, sevdiklerimizle oluyor. Dolayısıyla yaşamı yaşamak için kendimizi ve çevremizdekileri sevmemiz lazım. Sevmemiz lazım. Bunu öğrendiniz. Yaşam sanki yaşımız geçtikçe daha da güzelleşiyor. Yaşam çok kısa gerçekten. Yani bir insan ömrü için uzun gibi görünebiliyor ama aslında çok kısa. Ve bu kısa sürede farklılıkları, mutlaka ve mutlaka demin söylediğim gibi farklılıkların bir arada yaşadığı bir düzendir benim gördüğüm yaşamda. O farklılıklar bir arada yaşayabiliyorsa yaşamın güzelliği ortaya çıkıyor. Ama eğer o farklılıkları göz ardı eder de sadece birinin yaşamasını istersek, o dengeyi bozarsak yaşam içerisinde sıkıntı oluyor. Doğada da böyledir, hayvanlarda da böyledir, bitkilerde de böyledir. Yaşam bir dengedir. Dengedir, evet, dengedir. Yaşamda güzel şeyler de var. Zaman zaman güzel olmayan şeyler de var. Bu dengeyi kurabilmemiz gerekiyor. Ve farklılıklara saygı. Bu çok önemli. Bunu yapabilirsek daha mutlu olacağız gibi geliyor bana. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.